ben ve bizden önceki bu işi iş demeyelim, gönüllülük esasına dayalı olan görev üstünden arkadaşlarımız, bizden sonra da bu görevi üstlenecek olan arkadaşlarımız tüm bu zorlukların karşısında can siparişini çalışacaklarını gördük, göreceğiz ve biz de destek olacağız. Yani bu görevi yaparken herhangi bir maddi kazanç, bir ego tatminin olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani bir pazar günü eşinle, eşinizle, çocuklarınızla, çevrenizle pikniğe gitmektense insanlar daha vahit köylerde, en uçta köşelerde bir teyzenin elini tutup gözüne bakıp partimizi, parti tüzüğümüzü, faaliyetlerimizi yapılacak olan ve yapılması gerekenleri, olumsuzlukları anlatmanın bir karşılığı yok. Tek karşılığı gelecek nesillere ne bırakabiliriz umuduyla. Bunlar yapıldı, yaptık. Yapmaya da devam edecekler hepimizin el birliğiyle. Yani gönüllülük esasına dayalı olan bu görevi alnımızın hakkıyla, dilim döndüğüce, becerebildiğimiz kadarıyla bugüne getirdik. Bugüne getirene kadar da tabii ki şahsi ilçe başkanlığı döneminde seçimler dönemi oldu benim için. Yerel seçimler, olan üstü kongre, en son yapmış olduğumuz kongreyle birlikte. Bu süreçte olabildiğince şeffaf, adaletli, eşit davranmaya çalıştık. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Bu aşamaya getirdiğimizi gördük. Ve yeni yönetimimiz Sayın Durmuş Deniz ilçe başkanlığıyla gelen yeni yönetimdeki arkadaşlarımızın demokrasinin gereği tabii ki seçimler yapılacaktır. Atama usulü yapılmadı ama Türkiye'nin gelmiş olduğu siyasi konjonktüre baktığımız zaman bir güçler dengesinin yer değiştirdiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık söz sahibi olduğunu, ileriki aşamaları geçişlerde ince eleyip sırt dokunmamız gerektiğini, hassas davranmamız gerektiğini ve ne mutlu bize ki 31 Mart seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olan Sayın Vahap Seçer kazandı. Yadsınamayacak, küçümsenemeyecek bir gücün sahibi olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Her biri biliyor. Sokakta tavrımızdan, davranışımızdan, konuşmamızdan tutun da bulunduğumuz ortama kadar her şey değişti. Çevremiz değişti. Neden? Artık bir güç var arkamızda. Yalnız değiliz, kimsesiz değiliz. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi. Sizlerden tek ricam, tek beklentim bu süreçte Büyükşehir'in gücünü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bize sunacağı olanakları en ucundan noktadaki vatandaşa duyurabilme, onun sesi olma. Oturduğumuz, kalktığımız, sohbet ettiğimiz çay ocağından, restorandan, iş yerimize gelen misafirimize kadar bunun hepsini anlatmanın çabası içinde olmamızdır. Tabii bizden görevi bugün devredeceğiz arkadaşlarımıza. İlçe başkanı nezdinde yönetim kurulu arkadaşlarımıza. Görevimiz bitmedi. Daha fazla arttı. Nasıl arttı? Yine elimizden geldiğince ilçe başkanımız ve yöneticilerimizin de bize vermiş olduğu görevlerde elimizi taşın altına değil, tüm vücudumuzu koymak üzere devam ettireceğiz. Çünkü teslim ettiğimiz bayrağın daha üst seviyelere çıkması için büyük çaba harcamamız gerekiyor. Ben sözü çok fazla daha uzatmak istemiyorum. Bu güzel gösterimizi yaşattığınız için, yeni yönetimi bu ileriki süreçte desteklemek için hepiniz hazır olduğunu gördüğüm için de mutluyum. Ben Sayın İlçe Başkanımız Sayın Durmuş Nezle ve yönetimine kolaylıklar diliyorum ve tekrar söylüyorum. Şahsım ve eski yönetim olarak tüm üyelerimizin adına söylüyorum. Bizim üzerimize ne görev düşerse 7/24 hazır olduğumuzu tekrar belirtiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolu başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi büyükleri, muhtarları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer delegeleri, değerli basın mensupları, sevgili hanımlar, hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bilindiği üzere geçen birkaç gün önce kongremizi yaptık. Bu bir demokrasi yarışı. Bundan önceki yönetimde bulunan arkadaşlarım ve ilçe başkanıma
yapmış olduğu hizmetlerden dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Hepsi sağ olsun, var olsun. Hepinizin huzurunda başkanıma teşekkür ediyorum. Sözlerime başlamadan önce dün gece Çeltecik mahallemizde olan hortumdan dolayı zarar gören tüm üreticilerimize de geçmiş olsun diliyorum. Allah daha büyük felaketler yaşatmasın. Ayrıca Ulu Önder Mustafa Kemal'in silah arkadaşı İsmet İnönü'nün de ölümünün 46. yıl dönümünde onun da saygıyla, şükranla anıyoruz. Allah rahmet eylesin diliyorum. Sevgili arkadaşlar, ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Ekonomik sıkıntılar bir yana, belki bunu biz içerisinde çok fazla yaşamıyoruz tarımsal ürünlerimizin özelliğinden dolayı ama ülke genelinde ekonomi durma noktasına gelmiş. Hukuk, adalet yok olma noktasına gelmiş. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partili olarak bizlere çok büyük görev düşmekte. Bizim bundan önceki seçimlerden daha fazla çalışarak %51'i hedefleyip iktidar olmak için neler yapmamız gerekirse hepimizin de canla başla çalışacağından hiçbir şüphem yok. Bu süreçte 2+2 yani 2 yıllık ilçe yönetimi ve bundan sonraki 2 yıllık ilçe yönetimini de kapsayan bir yönetim programı oluşturacağız. Bunun ilk 100 günde yapacağımız hedeflerimiz sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi 2760 üyemizle 56 mahallemizde kayıtlı olan üyelerimizle ilk 100 gün içinde bu parti salonumuzda istişarelerde bulunacağız. Üyelerimizin fikirlerini alacağız. Önümüzdeki süreçlerde neler yapacaksak onu programlayacağız. Yetkili siyaset temalı her ay bir kongre ve seminer yapmak istiyoruz partimizde. Konuşmacıları getirerek yeni nesil siyasetin nasıl olması hususunda çalışmalar yapacağız. Yeni bir örgütlenme modeliyle parti içi demokrasiyi daha etkin hale getireceğiz. Bu örgütlenme modelinde çeşitli komisyonlar kuracağız. Bunlar çevre komisyonu, hukuk komisyonu, siyasi örgütlenme komisyonu gibi 4-5 tane komisyon kuracağız. Bu komisyonlarımızı 5 veya 10 kişilik üyelerden oluşturacağız. Partimizin her türlü sorunu bu komisyonlarda değerlendirilerek yönetim kuruluna sunulacak, ne tip önlemler alacaksak yapacağız. Bunlardan en önemli komisyonları her zaman söylüyorum, siyaset örgütlenme komisyonumuz. Artık parti delegelerinin yanında, her mahalle sorumlularımızın yanında, site ve apartman görevlileri de belli olacak. Yani kılca bir örgütlenme yapacağız. Bu örgütlenme de seçim zamanı gelmeyip hiç telaşlanmadan partimizi iktidara taşıyacak. Hemen çalışma alanlarında yetkili ve uzman partilerden yönetim çalışma briefingleri alacağız. İlçe belediye meclis grubumuzu aktifleştireceğiz. Bildiğiniz üzere 8 tane meclis üyemiz var. Bunlarla da yetkin ve uyum içinde çalışarak ilçemizde yapılacak olan hamleleri beraber düzenleyeceğiz. Ayrıca büyükşehir belediye hizmetlerinin ilçemize daha hızlı ve düzenli akışını sağlamak için büyükşehir belediye meclis üyelerimizle beraber bu hizmetlerin daha düzenli artması konusunda çalışmalar yapacağız. Başta Anamur Kaymakamlığı ve ilçe belediyesi olmak üzere kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerini ilk 100 gün içinde ziyaret ettikten sonra bunlarla ilgili de istişarelerde bulunacağız. Anamur Kent Konseyi'nin daha aktif hale gelmesi için taleplerde bulunacağız. Bilindiği üzere Kent Konseyi Birinci'nin en önemli konseyi ama şu an aktif halde değil. Bu konseyin aktif çalışması için bizler de üzerimize düşen görev varsa bu görevi yapacağız. Yeni ilçe yönetim kurulu olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek muhtemel olası bir erken seçime karşı yarın seçim olacakmış bir çalışma ve örgütlenmelerimizi tamamlayacağız. Bu konuda çalışmaya başlayacağız. Milli, dini ve insani tüm sosyal günlerde bu tip etkinliklere parti ilçe yönetimi olarak katılacağız. Bu etkinliklerde ön sıralarda yerimizi alacağız. Ayrıca vatandaş memnuniyet anketleri ve seçmen memnuniyet anketlerini düzenleyeceğiz. Bunun sonuçlarını her ay yapacağımız bu ilçe binamızdaki toplantıda siz seçmenlerimizle paylaşacağız. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum.
bu bayrak yarışını biz teslim aldığımız yerden itibaren en iyi şekilde götüreceğimize inancınız tam olsun. Sizlerle beraber önümüzdeki tüm seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi burada birinci olacaktır. Bunun sözünü veriyorum. Arkadaşlarımla beraber biz üzerimize düşen çalışmayı yapacağız. Sizlere destek olacaksınız. Ben hepinize teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar.